Bismillah, elhamdülillah, esselatu ve selamu ala rasulillah. Camia TV'mizin kıymetli izleyicileri güzel bir çarşamba gününden Camia TV stüdyolarından Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Değerli izleyiciler, yine güzel bir konuyu, çok kıymetli bir konuğumuzla bugün bize ayrılan süre içerisinde ele almaya gayret edeceğiz. Bugün gençliğin kimlik kaygılarını konuşacağız. Çok önemli bir konu. daha öncelerde stüdyomuzda konuk ettiğimiz, iki kere konuk ettiğimiz ama uzun zamandır görüşemediğimiz evet Meryem Yaylak hanımefendi bugün bizlerle birlikte olacak. Özellikle de çok sevdiğim arkadaşım. İnşallah çok güzel bir söyleşi yapacağız bugün kendisiyle. Kimlik nedir? Kimlik kaygısı nedir? Gençlerde bu kimlik kaygısı ne zaman oluşur? Kimlik kaygısını gidermek için kimler neler yapmalıdır? Bu ve bunun gibi sorulara inşallah programımız içerisinde hep birlikte yanıt aramaya gayret edeceğiz. Hep birlikte diyorum çünkü program canlı olarak ekrana geldiği için sizler de canlı sohbet kısmından bizlere yazabilirsiniz. Sorularınızı, duygularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar onları aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Değerli izleyiciler biliyorsunuz Yeryüzü Mescitleri bölümümüz yine ekrana gelecek. Berlin'deydik yine Berlin Fatih Camisi'ndeydik. Allah razı olsun idarecilerimizle çok güzel çekimler yaptık kış e, mutfağının kış e, sofralarının unutulmaz lezzeti, geleneksel lezzeti, sağlığıyla e, sağlık kavramıyla bizi gerçekten böyle zinde tutan tarhana çorbasının tarifini inşallah Hatice Hanım'dan alacağız. Şimdiden ellerine sağlık diyoruz ve ben konuğuma ve konuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş buldum. Evet, e, eve yeni gelen misafirle e, Bünyaminimizle bizi biraz unuttunuz ama unutmak da gerekiyor herhalde bu dönemde. E, nasılsın, iyisin? Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş buldum, teşekkür ederim. E, i̇kinci anneliğimi sonuna kadar en güzel şekliyle yaşamaya çalışıyorum. E, annelik izindeyim e, Hı -hı. ama çalışmaları da bir şekilde devam ediyoruz. Burada olmakla da çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz e, seni burada görmek. Sen diyorum. Seni çok sevdiğim için <laughs> ve o resmiyeti kaldırmak için sen diyorum. Seni burada görmek, ağırlamak çok güzel. İnşallah zaten gençlerle ilgili çok güzel çalışmalarım var. E, kolejde olsun, bölgelerimizdeki gençlik teşkilatlarımızla, kadınlar gençlik teşkilatıyla çok güzel çalışmalarım var. E, oradan çok güzel tecrübelerin ve e, kazanımlarım var. İnşallah bugün bizlerle onları paylaşacaksın. Hı. Tabii kavramlar üzerinde durmak. Çok güzel ve çok önemli. Ee, önce bir kimlik nedir ee, Meryem Yaylağ'ın dilinden onu bir anlayalım. Hı hı. Kimlik nedir? Ben biraz görsel anlatmayı seviyorum. Bir insan hayal edelim. Hayatı boyunca yürümek istediği yolda giydiği ayakkabıların tarifini diyebiliriz kimlik adına. Yani bir insan e, hayatı boyunca ne olduğunu, sınırlarını, ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını, duygularını e, yapabileceklerini, kapasitesine anlam verdiği her şey kimlik diyebiliriz. Bunu daha iyi anlamak için kişiliğin ne olduğuna bakabiliriz. Bir insanın diğer insanların bir insan hakkında düşündüklerini kişilik deriz. Bir insanın kendi hakkında var olduğu şeyler, inandığı ve bunu e, yaşamaya gayret gösterdiği şeyler de kimlik deriz. Dolayısıyla bir insan yaşam boyu kimliğini arayış içerisinde olur. Bazı anlarda kimliğini kavramış, bazı anlarda bocalar, bazı anlarda da belki de hiç bu konuyla meşguliyet Yaşamadan devam edebilir. Kısacası kimlik ben, ben, benim benim veya benliğin tarifini yapan bir şeydir. Hı hı, teşekkür ediyorum. Peki e, kimlik aslında senin tarifine göre çok güzel ve olması gereken bir şey. Peki bunu e, bir problem haline hı hı. getiren kaygı ile birleştiğinde hı hı. kimlik kaygısı dediğimiz kavram hı hı. nedir? Genel olarak kaygı kavramına bakalım. Sonra da kimlik kaygısıyla birlikte anlatmaya çalışalım. Kaygı Aynı mutluluk gibi, işte üzüntü, öfke gibi içimize var olan duygulardan bir tanesidir. Kaygı bizi insan yapar. Yani bir şeyde kaygı duymak veya endişe duymak veya onunla bağlı korku hissetmek çok doğal bir duygudur. Yalnız hakimiyeti elimizden gitmeye başladığı an kaygı tehlikeli olmaya başlar. Mesela siz bir ortamdasınız ve bu ortamı odaklanmaktan ziyade işte ben burada oturuyorum camia tv'de ama aklım işte eve giderken yapacağım yemekte veya işte akşam üzeri halletmem gereken mesele ise ana odaklanamıyorum. Dolayısıyla kaygı bana hakim bir şey olmaya başlıyor. Gençlerde de o öyle. Dolayısıyla kaygı kavramını kimlikle bağdaştırdığımız zaman o ayakkabıları giydik hayatımıza yürüyoruz ya. Ne zaman kaygam bir zemin hissedersek, yani ben kimim? Neden böyle davrandım? Bana neden böyle davranıldı? duygusu başlarsa kaygı duygusundan bahsederiz. Bu artış gösteriyor. Hı hı. Şimdi ne zaman tehlikeli, ne zaman doğal bir kaygı duygusu buna bakacağız. Evet. Peki gençlik bir genç kimliğini ne zaman kazanır diye hı hı. sorsak, bunun belirli bir dönemi, zamanı, tarihi, yaşı var mıdır? Yani yaşı olmadığı için hepimize hitap eden bir soru aslında. Çünkü kimlik sorusu hayatımızın birçok evresinde bize hatırlatan bir soru. Yapmış olduğunuz bir iş, bir etkileşim veya bulunduğunuz bir konu, bir durum sizin kimlikle ilgili sizde biriken bir duyguyu pekiştirebilir, patlatabilir, kaybedebilir. Dolayısıyla devamlı bir süreçten bahsediyoruz. Ama özellikle çocukla gençlik ve yetişkin olma dönemine baktığımız zaman çocuk... Otonom yaşı 3-6 yaş psikolojik yaş diyoruz. 6 yaşından sonra aslında kimliğini oluşturmaya başlar. Hayır demesini bilir. Hayır demek mesela kimlik oluşturmanın en önemli etkilerinden biri. Mesela hayır Sınırı demeyi duruyor. ne zaman öğreniyor tam olarak yaş belki? Yani anlayıp idrak etme yaşını 6 yaşından sonra mesela bir yemeği istemez. Veya anne ben onu giymek istemiyorum de. Biz onu uh, um, otonomi deriz veya işte Hı -hı. deriz ki çocuk sınırlarını öğreniyor. Bu çok doğal ve gerekli bir süreç bir çocuk için. Evet. Annelerin babaların da en zorlandığı dönemlerden biri. Hı -hı. Bir şey istiyor ama çocuk istemiyor. Ama orada da... Sınır bilinci daha sonra kimlik o, o oluşumu için önemli olan bir etken olarak değerlendirirsek çok çok önemlidir ve buna da izin vermek gerekir. Yani çocuğumuzun hayır demesine aslında müsaade edeceğiz. Bu onun gelişimi için çok önemli. Çok önemli. Bir o kadar da evet demesi tabii ki. Yani tabii. sadece hayır, evet karar verme yetkisine çalışmamız gerekiyor. Yani bu söylediğimiz şey ama din eğitimi bağlamında yasaklarda haram ve helallerden yola çıkmıyoruz. Orada tabii bir hayır süreci var. Bunu Hı -hı. çocuk kabul edecek ama bunun kabul etme sürecini ona tanımamız gerekiyor. Hemen bir soru geldi. Hayır demeyi öğrenmemişsek acaba kimliğimiz oturmamış demek midir? <laughs> Çok klasik bir soru. Hayır. Yani bu kadar da basit değil. Hı -hı. Yani sadece hayır demeyi bilmediğim için veya hayır noktasına bir sıkıntı yaşadığım için kimliğim ol oluşmadı mı veya olgunluk düzeyini mı gibi bir şey yok. Hı -hı. Bu bir etken. Hı hı. Yani hayır demek genel anlamda iletişimde etkileşimde sınır bilincini ortaya çıkardığı için kimliğiniz ortaya çıkarır. Bak kişilik bahsede, Aa, Elif Hanım bu konuyu kabul etmiyor, ben bunu Elif Hanım'a sormam bile çünkü biliyorum o bunu yapmaz. Dolayısıyla hı hı. sizinle ilgili bir algı oluşmuştur. Buna izin veriyorum demektir. Şimdi e, kimlik noktasında da bir kimse ihtiyaçlarını ve e, dünyayı anladığı dili aktarabilirse kimliğini ortaya koyar. Hayır deme olayını da insan öğrenebiliyor. Kaç yaşında olursanız olun. Hı hı. Sadece biraz acıyor yani tabiri caizse. Çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi genelde sosyal medya paylaşımlarında falan böyle büyük büyük sözler edilir. Pişmanlıklarla yayınlanmış evet. videolar. Artık hayır demeyi öğreniyorum. Bu benim için bir dönüm noktası falan diye. Aslında o çocuklukta öğrenilememiş ama kırgınlıklarla bahsettiğin gibi acıtarak hı hı. bir öğrenilmiş bir hayat tecrübesi. Hı hı. Çünkü sürekli Hayır demek yorgunlukları da atıyor. Yani bir insanı düşünün bir şey isteniliyor, hayır diyemiyor, yük alıyor, yük alıyor, yük alıyor. Bu sefer kendisini dinleme fırsatı yakalayamıyor. Halbuki insanın anı kalıp, anı odaklanıp o an içerisinde duyguyu yaşamak, ihtiyacını anlamak, ihtiyacına göre hareket etmek ve karşı tarafın ihtiyacını bildirme temeline sahip olması lazım. Şimdi genelde e, mesela çok e, e, geniş ailelerde hayır deme sorunu da var. Dolayısıyla hı hı. bir çocuğun hayırını ebeveynler ve büyükler de kabul etmeli. Hı hı. Baksana o öyle değildi. Hasan öyle yapmıyordu ama Ali öyle yapıyor. İşte Merve olsaydı böyle yapmazdı gibi çocuğun yüklediğimiz anlamlar var ve beklentilerimizi yüklüyoruz. Halbuki çocuk kendisini keşfetme döneminde. Hı hı. İşte diyorum ya bu ayakkabıları giyip yolculuk halinde hareket ediyor. İşte biz ne yapıyoruz? Senin yaptığın doğru değil böyle olmalı. Özellikle gençlerimiz biz istiyoruz ki akademisyen olsun, üniversite okusun, çocuğumuzu ona göre yetiştiriyoruz. İlla lise bitirecek. Halbuki çocukta o yok. Aşçı olmak istiyor. Ama bizim gözümüzde aşçılık çok güzel bir meslek değil. Sen onunla geçimi mi sağlayacaksın? Kaygı aşılamaya başlıyoruz. Halbuki o kaygı, korku bize ait, çocuğa ait değil. Bu sefer çocuk 18 yaşında, lise döneminde üniversiteye karar verecek. Veremiyor. Niye? İçte annem ne dedi? Babam ne dedi? Anneannem ne diyecek? Yarın evlenirsem eşim beni böyle kabul eder mi? Gibi. Şimdi oraya bir şey daha eklendi. Mesela aşçılık konusunda artık sosyal algı, özellikle medya yoluyla, mesela şu anda aşçılık çok e, rövanşlı bir meslek. Niye? Şaşır, <gülüyor> <gülüyor> Bazı televizyon programları sağ olsun. Çok önemli bir şey. Şimdi bir de e, çevre ne diyecek? Yani etraf ne diyecek? Hani bu, bu işin bir de dıştan Hı -hı. görünümü var. Hakikaten algı biraz daha burada genişledi, değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Yani mesele şu. Ee, çocuğun ve gencin ortaya koyduğu imaj ne? Bu imaja kim önem veriyor? Evet. Bu duyguyu besleyen elalem mi? Hani bizim böyle görünmeyen bir çete var ya kültürümüzde. Evet, evet. Yani var yoklar. Yoklar ama varlar. Nasıl bir şeyse bu görünmeyen elalem duygusu artık o kadar hükmediyor ki kararlarımızı etkiliyor. bu odaklanmamız gereken şey genç adayı mutlu mu? <laughs> Yaptığı şeyde eve döndüğünde çatışmayı önleyebilecek dayanıklığa sahip mi? Eşine geldiği zaman mutlu bir ortam sağlayabilecek mi? Yani kaygıdan ziyade yapılandırıcı bir hayatı düşünebiliyor mu? Buna odaklanmamız gerekiyor. Doğru. Ee, şimdi demek ki e, çocuğun gelişme dönemlerinde yani sadece ergenlik dönemi değil bundan çok öncesinde... Aslında güzel gözlemlemek lazım diye anlıyorum. Yani her şeye hayır demek değil, her şeye evet evet demek değil çocuğun yapısını, kişiliğini gözlemleyerek onun ihtiyaçlarını karşılamak hı hı. hem duygu ihtiyacını hem diğer ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ki ileriki dönemlerdeki kimlik kaygısını hı hı. daha da azaltabilmek için. Peki neden gençler kimlik hı hı. kaygısı e, duyuyorlar? Yani bu duyguların acaba tatmin edilmemesinden mi kaynaklanıyor? Çok geniş bir soru ama çok önemli bir soru. E yani yetiştirme biçiminden yola çıkarak belki de izleyenler anne ve babalar ağırlıklı olduğu için şunu eklemek lazım. Daha sonra da toplumsal bakmak lazım konuya. Birincisi çocuk güvenilebilir bir bağ kuramasa anneye babaya ve herhangi bir bakıcı kişi. Yani çocuk doğar doğmaz kimin kucağına veriliyorsa orada bir bağ ilişkisi başlıyor. Ne kadar güçlü bir bağ kurabiliyorsa bir çocuk. Daha sonra o kadar da çok dayanıklı olabiliyor. Yani bu gibi sorularda da öyle. Yani hafif bir rüzgarda sallanmıyor. Çatışmalara karşılık verebiliyor. Kendisiyle şüphe duymuyor. Gibi gibi terbiyeye çocuğa verilen terbiye, anne baba eğitiminden kaynaklı bir bakış açısı önemli. Bunun haricinde çocuğun bulunduğu ortam çok önemli ve bulunduğu ortamdaki etkiler. Toplum olarak baktığımızda bir insandan beklenti çok. İşte kendisine hiç sorulmadan hayatıyla ilgili önden bir yol verilmiş. İşte 6 yaşında ilk okula başlayacak. 7 yaşına başlarsa ilmi değil mi, yeterli mi, yetersiz mi orada başlıyor. Sistem 6 yaşı öngördüğü için anne baba sisteme göre hareket ediyor. Halbuki mesele çocuğa göre veya genç adaya göre hareket etmek. Şimdi gençler bulundukları ortamda eğer rekabet hissediyorlarsa, mesela sosyal ortamda bir arkadaş daha farklıysa ve kendiyle ilgili bir ilişki kuramadıysa kurduğu şey o kişi. Yani rekabet hissettiği kişiye odaklanıyor. Aa baksana Elif Hanım böyle yapmış. Yani Elif böyle yapmış. Ben de böyle yapmalıyım. Bu sefer neye göre yaşıyorum? Sana göre yaşıyorum. Senin hayatın neyse benim de o olmalı. Neden? ihtiyacımı bilmiyorum. Benim kim, ben kimim bunu bilmediğim için sana göre hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Böyle bir kimlik çatışması başlıyor. Dolayısıyla Ölçümü kimden alıyorum ve ölçümü kim veriyor bu, bu önemli. Yani burada çocuğun hissettikleri ile e, çevrenin beklentilerinin çatışması mı söz konusu diyebiliriz? Büyük ölçüde öyle. Evet. Bir de çevreye büyük bir karar verme e, hakkı verirseniz evet, evet sevgili çevre yani bu okul, bu sosyal evet. ortam, bu cami ortamı, bu benim hocam herkes olabilir. Benim hakkımda karar verebilirsiniz kucağına hı hı. bırakırsanız kaygılarınız ve kimlik sıkıntılarınız artar. Çünkü toplum sizinle olmanız gerektiğini söylemeye başlar. Siz değil. Hı hı. Evet e, çok güzel e, çok güzel noktalar burada ben en çok tabi ebeveynlerin bunları dinledikçe biraz daha çocuklarının hayatına yön vermede tabii ki etkili olacaklar ama bunun sınırını iyi koymalarını e, temenni ediyorum. Şimdi bir duyuru yapmak istiyorum değerli izleyiciler Berlin bölgemiz Fatih Şubemiz yayına girecek dedik ama teknik bir arızadan dolayı inşallah haftaya ee, ...videomuz yayına girecek. Kendilerinden özür diliyoruz. Ee, ama tabii yine onları ekranlarının başına bekliyoruz. Burada bizim bu gü güzel konumuzu inşallah izleyecekler. Evet, e, peki gencimizin bu kimlik kaygısını en yoğun hissettiği dönem ne zamandır? Hı -hı. Ergenlik dönemi. Ergenlik Hı -hı. öncesi ve ergenlik döneminde. Bu arada şunu da eklemek lazım. Ergenlik dönemi çocuklukta yaşanan bütün duygu, bedensel yaşanan tecrübenin bir kümesi. Hı -hı. Yani ergenlik döneminde... Asi olan, öfkelen bir çocuk bugünden yarın öfkelenmez. Birikimin neticesidir. Hı hı. Onun için gençlerden bahsederken çocukluk döneminden de bahsederiz. Ne kadar çok çocukluk döneminde aktif bir terbiye uygulamaya çalışırsak o kadar çok başarılı bir gençlik dönemi yaşayabiliriz. Buna rağmen genç bir arayış içerisinde olduğu için yani biyolojik olarak da beyin ve hormon yapısı da değişken olduğundan dolayı bazı zaman elinde olmayan davranışlar olabiliyor. Onun için bu dönemde özellikle çocuğa rehberlik yapmamız yani genç adaya e, genç olacak adaya e, ergenlik döneminde rehberlik yapmamız bir tık daha önemli. Hı hı. Onun e, ben bunu içmeyeceğim der. Masadan kalka gelir, bunu içtiğini iç, görürsünüz. Çünkü diyoruz ya ergen ne yaptığını bilmiyor. Bilmiyor gerçekten. Biyolojik olarak bilmiyor. Onun için bu dönemde ne kadar olumlu yatırım yapabilirsek yani bak sen güvenli bir ortamdasın, aynen olarak seni destekliyoruz, bu hı hı. geçici bir dönem, geçici dönemi şöyle atabiliriz diye ergenlik dönemine aktif rehberlik yaparsak, o dönemi güzel atlatabilirse, gerçekten burada kelime atlatmak, genç olma yolunda daha emin hareket edebilir. Ayakkabılarını sıkı yer bu hı hı. hayat yolculuğunda. Bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış, ben her zaman çocuklarıma siz isteyin ben arkanızdayım. Demiş Funda Hanım. Hı hı. Sen en iyisini yaparsın. Ben hep arkandayım derim. Bunun bir sınırı yok mu Meryem Hanım? <laughs> var. Şimdi çocuğunuzu... ...realiteye göre yetiştirmeniz gerekiyor. Yani çocuklarımızı... Şimdi dışarıda bir dünya var. Onların adapte olabilmesi gereken... ...bir o kadar da uyum sağlaması gereken... ...ortamları olacak. Yarın iş hayatında patron ona çıkıp hayır dediği zaman... ...onu da kabul edebilmesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla sen paşasın, kralsın diye yetiştirirsen... ...bu çocuğun sınır bilinci olmaz. Hı hı. Yaptığı her şeyin... Tabii olarak görmeye başlar. Tabii buna annem izin verdi. Doğası herkes izin verecek. Hı hı. Niye? Bağ kuran kişinin ona göstermiş olduğu sınırlar, onun daha sonra yayabileceği, anlayabileceği sınırlardır. Hı hı. Ne yapması gerekiyor Funda'nım? Bazı konu, yani ben sizin anneniz olarak sizi destekliyorum, seviyorum. En önemli şey sizi seviyorum ve nasılsanız sizi böyle kabul ediyorum. Yani varlığına seni kabul ediyorum ve seni bundan ötürü seviyorum. Bu yaptığın yanlış diyebilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunu derken de, eyvah çocuğumu sınırladım değil, tam da sınır bilincini aktarıyor. Neden? Bir yanlışın yanlış olduğunu tanısı konulması gerekiyor. Evet. Ama ne zaman ne yanlıştır? Bu önemli. Bizim yanlışımız mı? Bizim korkumuz mu? Çocuğun yanlışımı? Çocuğun korkusu mu? Mesela en kolay örnek, hı hı. yaygın olan bir şey, köpek görüldüğü zaman gel 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 köpek o ben korkuyorum. ben korkuyorum. Çocuk ama köpeği keşfetmek istiyor. Üç yaşındaki çocuğun öyle bir kaygısı yok ki. Korkusu yok. Bilmiyor. Ama biz doğru bildiğimizi hemen onu aktarmalıyız. Bizim hayat tecrübemiz var. Bizi köpek ısırdı on yıl önce. Onu da ısırabilir. İhtimalli bir davranıştan dolayı onu sınırlıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Gözlemleyeceğiz. Gerçekten köpekle anlaşabiliyor mu? Anlaşabiliyorsa ona izin verelim. Onun belki farklı bir dili olacak. Buna müsaade etmemiz lazım. Onun için gerekli yerlerde hayır demek, sınırı çizmek ve belirlemek bir annenin en doğal hakkı ve yapması gereken bir şeydir. Evet, bunu sıkça konuştuk. Özellikle belirli dönemlerde çocuklar zaten sınırlarını e, bazı davranışlarıyla kendileri anlamaya çalışırlar. Yani öyle şeyler için müsaade isterler ya da yapmak için atılırlar hı hı. ki orada anne baba o sınırı belirler hı hı. bu her zaman sözlü de olmayabiliyor çocuk deniyor aslında az önce verdiğin örnekte de şunu anladım ben kendi kaygı ve korkularımızı çocuğumuzun hayat deneyimlerine müsaade etmeden empoze etmeye çalışıyoruz belki de onların pek çok hayatta pek çok şeyden zevk almasını evet. engelliyoruz hı hı. yani bir hayvanı severken hı hı. belki çok büyük haz duyacak zevk duyacak. Ama biz kendi yaşantılarımızla işte gözlem yapabilmek Hı -hı. çok önemli burada du duygusal çok fazla Hı -hı. hareket etmemek çok önemli. Anneler bunu nasıl başaracaklar? Yani bir ergen örneği verelim. Ergen söz konusu Çocuğa geri gittik. Çocuk, çocuk dön çocukluk dönemi önemli olduğu için ergen örneği verelim. Çocuk 14 yaşında. Hı -hı. Ne yapmak istediğini e öğrenmek istiyor. O da sınırlarını bilmiyor. Ama yaşanmış bir örnek hayat var. Anne ve babanın sunduğu hayat bir örnektir. İyi kötü hiç değerlendirmiyoruz. Mesela örnek, benim hayat biçimim benim çocuğuma bir örnek olacak. Hı -hı. Ben sürekli iş içindeysem, hareket halindeysem çocuk hayatı öyle anlayacak. Hareket halinde olmam lazım. Değilse bu hayat değil. Benim ama çocuğa ne yapmam lazım? Hafta içi çok mu çalışıyorum? Hareketli bir hayat mı sunuyorum? Hafta sonunda dengesini gösterebilmem lazım veya başka bir zamanda. Bak zaman geliyor koltukta rahat oturabiliriz, çayımızı içeriz, misafir gelmez, biz gitmeyiz. Evde de geçirebileceğimiz bir zaman olur. Yani burada denge önemli. Hı -hı. Bir e, çocuk hayal edelim, bir e, danışan örneği olsun. Hı hı. <laughs> 14 yaşında bir gençten e, bahsediyorum. Yani genç çünkü ya, günümüzün 14 yaşındaki e, ergeni genç adayıdır. Ve yarın e, 16 yaşında 10. sınıfta mezun olacak. Almanya için geçerli bu. Ve bir mesleki şeye karar verecek, Ka bir, bir mesleğe karar verecek. Bu da çok aslında çocuğa yapılan bir haksızlık 16 yaşında. Mesleğe karar vermek veya lise mi okuyacaksın, ne yapacaksın, bu çok büyük sorumluluklar. Şimdi bu çocuğun e, annesi babası iş adamı yani babası iş adamı, annesi e, iş kadını ve e, çok dinamik bir hayatta hayat yaşıyorlar. Şimdi bu çocuk maçı seviyor, sporu seviyor. Ama babası ona diyor ki, hayır, sen benim kurduğum şirket üstleneceksin ve bunu ortamda paylaşıyor. Bak yemek ortamında diyor ki çocuk orada oturuyor. Benim oğlum bunu yapacak, ben onu ona göre yetiştiriyorum diyor. Halbuki çocuğun hiç ilgisi yok. Ne hı hı. sayıyı sever, ne ticareti sever, yaptığı işi sevmiyor. Bu sefer kimlik kargaşası, ben babamın dediğini mi yapacağım? Bu işimi üstleneceğim? Ee, yoksa istediğimi yapabilir miyim? İkisinin gözüne bakıyor ama idealist bir anne baba var. Oğlum biz senin istediğini, mutluluğunu istiyoruz diyor. Hani hı hı. sözel olarak. Ama konuşurken bütün davranış ve duyguları çocuğa farklı bir şey yüklüyor. Oğlum senin mutlu olmanı istiyoruz. Parantez görünmeyen ve duymayan şey ama benim işim üstlenecek tek kişi sensin. Çünkü tek oğlum sensin. Çocuk içten terliyor aslında. Eyvah ben büyümek istemiyorum ki. Büyürsem babamın için almam lazım. Al sana kimlik e, tartışması ve kaygısı. Buradan böyle böyle başlıyor demektir. Evet, evet Allah razı olsun. Ee, İsmet hocamız. Kurumumuzdan Berk özel selamları var. Aleyküm Ailenin selam. bir mensubu olarak hayırlı yayınlar dilemiş. Hem Aleyküm sana Aleyküm hem selam. bana. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ta Avustralya'dan selam var. Zeliha Hanım'dan. KGT'miz, Kadınlar Gençlik Teşkilatımız. Muzaffer Şentürk Bey, Albert Bölgesi'nden. Mustafa Öğütçü, Kön Bölgesi'nden. Tuna Üçer, Rayne Kazar'dan, Zeliha Hanım, Aslıhan Benli, ta Albert'ten. evet, Ünzili Hanım, Elife, Şiva, Elife Hanım Şivaben'den. benden, bayağı bir e, Sultan Hocamız, Sultan Ergün, Abdurrahman Saral. Ee, bayağı bir selamlar var KGT Başkanımız Zehra Hanım'dan, Yasemin Yılmaz'dan, ta Alp'ten. Hakikaten Avrupa'nın farklı yerlerinden, ta Avustralya'dan, Türkiye'mizden izleniyoruz çok değerli kıymetli bilgileri onlarla paylaşıyoruz hepsine buradan selam olsun diyelim Peki şimdi sorunları konuştuk yani kimlik dediğimiz bir şey hı hı. var. Bu bazen bir kaygıya dönüşebilir. Ee, bir genç kimlik kaygısı yaşar. Ee, bunu yaşadığı belirli dönemler var, yoğunlaştığı belirli dönemler var. Şimdi yavaş yavaş çözüme doğru gelelim. Hı hı. Peki bu kimlik kaygısını e, yok etmek demeyelim. Çünkü hı hı. tahminimce yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama çevrenin de etkisiyle aslında insan her yaşta, her, her durumda bunu çok da az olsa hissedebilir. Hı hı. Her istediğimizi yapamıyoruz, yapmamamız da gerekiyor zaten. Hı hı. Fakat e, kimlik kaygısını bize zarar vermeyecek şekilde gencin hayatını Hı -hı. ileriki dönemde olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde e, azaltma yoluna Hı -hı. gitmek için. Şimdi kimler rol almalı ve neler yapmalı Hı -hı. diye sorsam. Hı -hı. E, tespit doğru kaygı doğal bir şey ve önemli bir şey. Kaygı bizi kamçılar. Yani kaygısız olmak da sizi ileriye taşımaz sizi farklı bir kişilik yapmaz. Bu anlamda kaygının dozajı önemli. Başta da söylemiştik onu. Dozaj ne zaman tehlikeli olmaya başlar? Siz bir şey iş yaparken o işe odaklanamayıp farklı düşünceler içerisinde kendinizi boğuluyor hissediyorsanız bir ha. sıkıntı olur. Hı -hı. Şimdi maalesef bu iç dünyamızda olan bir şey. Birçoğumuz bunu dışa yansıtamaz ama onun davranışı, iletişimi bizim kaygılı olabileceğini, iç dünyasında bir kargaşa olacağını sinyallerini verir. Hı hı. Anne ve babadan yola çıkarak gözlem, birkaç kere bunu söyledin, çok doğru bir şey. Gözlem böyle hani çok e, söylemesi kolay olan bir şey gibi dursa da yapması çok zor olan bir şeydir. Yani dikkat ister, e, doğal bir anlayış ister, değerlendirme kabul etmez gözlem. ...ve o anın resmini çekiyorsunuz... ...öyle düşün yani anne babanın elinde... ...manevi bir kamera olduğunu düşünelim... o anı çekiyor ve anı odaklanarak hareket ediyor... ...özellikle ergenlik döneminde... ...mesela ben senin annenin... ...odana pat girerim, giremesin... Hı hı. ...çünkü tam da... ...ben kimim sorusuna cevabı... ...benim sınırım olan bir insanın bana saygı gösterilmesi... ...gerekiyor düşüncesine sahip bir çocuğun... ...o alana giriyorsun demektir... Hı hı. ...bunlar çok günlük örnekler... İşte oğlum bunu şöyle yap... Mesela odayı dağıttın Odaya dağıtmamalıydın gibi iletişimimize yansıyan sen benim istediğimi yapamıyorsun iletişime döküyoruz. Bu anlamda iletişim önemli. Şurada <laughs> bir parantez açmak istiyorum. Hafta sonu sistemik aile danışmanlığı kursunda öğrenciydik. Biliyorsunuz <laughs> Allah razı olsun emeğin çok. Orada hoca bir şey söyledi. Özellikle eşler, o eşler için söyledi ama ben çocuklar için de bunu ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Biz kimsenin sahibi değiliz. Sahip çıkmakla mükellefiz. <laughs> çok güzel <laughs> bir söz bu. Ali Hocaya selam olsun buradan. Hı hı. Ee, böyle bir sahiplenme duygusunu yanlış hı hı. anlıyoruz biz. Yani ben sen benim çocuğumsun odana da girerim sana istediğimi de söyleyebilirim. Hı hı. Hı hı. Bu bu değil aslında hı hı. sahip çıkmaktır değil mi önemli o olan o emanet duygusundan gelen bir şey neden biz e, ilahi bir görev olarak e, çocuk yetiştirmenin en büyük emaneti olarak görüyoruz ve bizim e, ahirette süslerimizden bahsediyoruz İşte evlat cennet süsüdür e, insan en güzel süsü ister en örnek şeyi ister en alasını ister dolayısıyla ne yapıyorsun o emanete e, aslında kenetleniyorsun sahiplenmekten öte bir şey bırakmıyorsun hı hı. bu sefer o emanetin ihtiyaç duyduğu rehberliğe imkan sunuyorsun. Şöyle düşünelim. Ali hocamın e, e, söylediğine ilave olarak bu dünyaya gelen her birey ve her şahıs olacak adaylar, insanlar bir arayış içerisinde hareket ediyorlar. Onlar bizden yol gösterici olmamızı istiyorlar. Yani senin bizim adımlarımızı takip edecekler ama kendi adımları da olacak. Dedelerin hikayelerini anlatacaklar ama kendi torunlarının hikaye yazmak isteyecekler. Yani Gencimiz böyle düşünüyor. Gencimiz çok nitelikli, çok e, e, düşünce ve kreatif olma noktasında sınırsız. Biz ne yapmamız gerekiyor? Anne baba kurum olarak, yani herhangi bir şey, e, kişi olarak veya araç araç olarak düşünelim, ona imkan tanımamız lazım. Diyeceğiz ki, tamam, ben belki de bu kafama tam yatmadı anne olarak. Bunu mu yapmak sözünü tam anlayamadım. Ama bunu gel birlikte bir görelim, hı hı. denesin, düşsün, İhtiyacı varsa elini uzat, kaldır. Yoksa oğlum bak kendine kalkabilirsin, içindeki dayanıklı gücünü aktif etsin. Sürekli anneye babaya bağlıysa ki sahiplenmenin dezavantajı da o, ben bir şey yaparsam nasıl olsa annem babam var. Öğrenmez ki. Annem babamın belli alanlarda ihtiyaç duyduğum zaman duygusal olarak e, yardım alabileceğim, destek alabileceğim bir kişi olarak görmem önemli. Hı hı. İşte burada sınırlar e, şey yapmaya başlıyor, evet. karışmaya başlıyor. Evet. E bir, bir çözümü önerisi mesela böyle birkaç tane örnek verirsek e, anne babalara Hı -hı. buradan sınırlara saygı duymak Hı -hı. diyebiliriz yani Hı -hı. toparlayacak olursak sahibiymişiz gibi değil sahip çıkmamız Hı -hı. gereken bir emanetmişiz gibi emanetmiş gibi çocuklarımıza belki davranmalıyız e, sınırlarını oluşturmasında belki çok Hı -hı. yargılayıcı değil diyebilir miyiz bunu Hı -hı. birlikte hareket edici birlikte. olmalıyız bir de Hı -hı. burada hayallere saygı duyma noktasında Hı -hı. biraz daha genişletmek Hı -hı. istiyorum burayı. Çocuklarımızın hayallerini orada çok güzel bir parantez açtım bu çok önemli yani onun için tehlikeli bir şey değilse bizim hem inançlarımızı hem yaşayışımızı hem kültürümüzü zorlayacak o kırmızı sınırlara yaklaşacak Hı -hı. bir şey değilse Hı -hı. evladımızın etrafımızdakilerin aslında sorumlu olduklarımızın hayallerine Hı -hı. saygı duymak konusunu biraz daha Hı -hı. genişletelim. Gençlerde bu hayallere saygısızlık ya da onların önüne e, set vurmak ne gibi mutsuzluklara Hı -hı. yol açıyor? İşte hayatı tanımama fırsatı e, e, yani tanıma fırsatı vermiyoruz. Bir hayali var, bir gerçeği var, bir şey düşünüyor. Biz diyoruz ki hayır bu olmaz. O zaman ben niye varım ki? Hayalle hayale bile izin verilmiyor. Çünkü hayal var olan bir şey değil. Hı -hı. Var olabilecek bir şey. Hı -hı. Ee, bir danışan örneğiyle yine e, şey yap, e, örneklendirelim. Bir e, genç kız 20 yaşlarında tam da işte konumu, konularımız e, farklı bir yaşam biçimine karar veriyor. Yani tesettürle ilgili bir Farklı görüşü var ve devam etmek istemiyor. Yani başörtüsünü çıkarmak istiyor. Diyor ki ben Allah'a inanan, Allah'ı seven ve gücümü Allah'a olan inancımdan alıyorum. Ve böyle bir karara varmak istiyorum diyor. Ve böyle bir tercihi sunuyor ailesine. Ve ailesi bunu kabul ederken zorlanıyor. Neden? Annesi diyor ki ben şimdi insanlara ne anlatacağım? Çocuğumun neden açıldığını kime nasıl anlatırım diyor mesela odaklandığı şey çocuğun ihtiyacı değil veya neden o karara, neden öyle bir değişime, değişim arzuladığı değil, insanlara vereceği cevap. Bu sefer ne oluyor? Genç diyor ki annemin konusu ben değilim ki, annemin konusu etrafındaki insanlar ve kendisi aslında, kendisini düşündüğü için benden bunu istiyor. Yani mesela ben değilim. Dolayısıyla yapmamız gereken şey bazı şeyleri iletişimde adını koyacağız. Kızım ben seni seviyorum, seni düşünüyorum. Sen, senin geleceğin için bunun kendi açımdan, gözlemlediğim şekilde böyle olacağını düşünüyorum. Buna rağmen bazı şeyleri yaşayıp denemen için sana fırsat veriyorum. Yani örnekten ötü yapabileceğimiz iletişim kalıbı. İkincisi, yani çocuğun konuşmasına, gencin konuşmasına izin vermekle birlikte onun konuştuğunu değerlendirmemek. Ya, ya sen, hani kullandığımız konuşma iletişim kalıpları burada önemli. Ben seni dinledim, bunu düşünmek istiyorum. Biz ne diyoruz? Biz anne baba olarak zannediyoruz ki her an hemen cevap verebilmemiz lazım. Niye? Biz ideal kişileriz. İdeal kişi sınır bilen kişi aslında. Bu erdemli bir davranış. Oğlum ben söylediğini biraz şaşırdım. Bunu düşünmeye, harmanlamaya ihtiyacım var. Gel bunu birlikte düşünelim. Yani bazı şey sürece bırakmak. Bu önemli. Ve tabii sürece bırakabilmek için de sabırlı olmamız gerekiyor. Bir insanın hayatta en çok beslemesi gereken şey içindeki sabrıdır. Bizim en çok anlam vereceğimiz, en çok yatırım yapacağımız şey işte bu sabır. Çünkü ne kadar sabırlı olursak o kadar dengeli oluruz. Bu dengeyi karşı taraf görür ve genç der ki anne üzüldüğünü fark ettim. Ne olur izin ver de deneyeyim. Yalvarıyor artık çocuk. Anne deneyeyim. Hala biz bir, bir inandığımız bir şey biz takılıyoruz ama bırak inancını keşfetsin. Yani yine altını çiziyorum. Mesele itikadi meseleler değil. Hayatı anlamak, adaleti kavramak, sosyal sorumluluk almak, paylaşmayı görmek. E, ...hissetmek, bu değerlerden bahsediyorum bunlar bunu anlatırken. Hı hı. Bir diğer çözüm e, mesela e, çözüm yani çözüm olanağı çok ama odaklamamız gereken şey çocuğun bulunduğu ortamlara da izin vermek. Arkadaşlarına eve davet etmesine izin vermek, arkadaşlarına gitmek, ölçüler vermek. Bak 8'e kadar şurada müsaade ediyorum. Şundan sonrasını tekrar konuşalım. Karar verirken anne baba kooperatif olması gerekiyor. En büyük sorunlardan da biri o. Şimdi çocuk görüyor. Annem biraz daha yumuşak huylu. Anneden izin alıyor. Babaya diyor ki ama annem dedi. Anne ne yapması lazım? Babanla konuşacağım. Babanla bazı şeylere karar vereceğiz. İstiyorsan birlikte aile meclisi yapalım. Ortak bir masada konuşalım. Çünkü çocuk ergenlik dönemi öncesinden bazıları 12 diyor bazıları 10. Kanaatimce 9 yaşından itibaren karar verme, kararı dahil etme noktasına genç adaylarımızı dahil edebiliriz. Orada işte kimlik olgusu başlıyor. Aa Hı -hı. bak benim de fikrimi aldılar. Ben burada önemliyim. Ben görüldüm. Benim varlığım benim varlığım önemli. Ben beni sordular, beni gördüler. Bu davranışlarda ortaya çıkar bu. Hı hı. Çok güzel. Allah razı olsun. Ee, bununla alakalı bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle bulunduğumuz coğrafi e, hı hı. konum sebebiyle Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak kimliğimizi koruma noktasında daha büyük sorumluluk üstleniyoruz. Ve çocuklarımız bu kimliğin kimliğin muhafaza, muhafazası için çok küçük yaşlarda bir rol üstlenmek zorunda kalıyorlar. Bu onlar için gerçekten bir yük değil mi? Yani e, 7-8 yaşlarında bir çocuk belirli bir kimlikle okula başlıyor. Hani e, sanki aslında manevi olarak tabii ki yenik demeyi diyemeyiz ama farklı bir toplumda sanki bir sıfır hmm. geriden başlıyor gibi bir durumu var. Özellikle gençlik dönemlerinde bu hırçınlaşma olduğu işte kendi benlik kavgasıyla benliğiyle kavga ettiği bir dönemde bir de bu kimliği koruma Hı -hı. muhafazası işte düşüncesi Hı -hı. ve sorumluluğu var. Hı -hı. Bununla alakalı bir şeyler Hı -hı. söylemek ister misiniz? Yani çocukların ve gençlerimizin ve bizim de hakikaten Avrupa ülkelerinde kimlik kavgası, tartışması, çatışması çok geniş. Yani anaokuluna girdiğiniz zaman e, ilk şey dininizle ilgili bilgi ve isminiz ve isminizle bilgi e, ilgili ilgili mesleğinizde söylüyorsunuz. Mesleğinize göre sizi kategori haline getiriyor. Diyor ki bu çalışan anne, çalışmayan anne. Çalışan anne müdahale farklı, çalışmayan farklı. Ben şu an görüyorum çalışan bir anne olduğum için veya mesleki tecrübem dolayı anaokul okul e, idaresi bana çok farklı davranıyor. Yanımda itica eden bir aile var. Ona e, konuşurken sesini yükseltiyor. Sonra ben rahatsız oldum dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Siz burada farklılık gösteriyorsunuz. Sizin yapmanız gereken doğal bir yaklaşım. Hı hı. Ve bu biriken bir şey. Yemekte başlıyor. Ana okulunda et dağıtılıyor. Biz çocuğumuza diyoruz ki et yemeyeceksin. Çocuk diyor ki, hı. "Ben niye et ye yemiyorum?" Başlıyor kimlik sorusu. Dört yaşında çocuk. Evet. Diyor ki, "Anne ben bana bugün et vermediler. Neden vermediler? Ben o et yemek istiyorum." Düşünüyorsunuz? Çocuk eti yesin mi yemesin mi diyorsunuz ki haram yememesi lazım. Ne yapıyorsunuz alternatif? Biz bu bu örnekte ne yaptık? okulla konuştuk. Dedi ki aynı yemeği ben yapıyorum. Siz dolaylı yoldan çocuğun önüne getirin. Anlayacak yaşta değil henüz. Anlayacak yaşta olunca da anlatarak, konuyu izah ederek davranmamız gerekiyor. Gencimizin e, kendisine ve bulunduğu coğrafi duruma bakarak da e, bir biz e, şöyle bir toplumda yaşıyoruz. Cinsiyetin önemi o anlamda yok. Cinsiyetsizlik önemli. Yani senin becerilerin önemli, duyguların önemli. Biz de bunu inanıyoruz ama diyoruz ki cinsiyet olarak da bu önemli. Çocuk bulunuyor ortamda, arkadaşı diyor ki ya benim erkek ismim var, benim işte ismim Thomas. Ama ben kendimi Liza gibi hissediyorum. Mesela 9 yaşındaki bir çocuk anlatıyor. Çünkü Meryem abla benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, bir kız arkadaşı. Orta e, ilk okuldan bu yana ortak gittiği bir e, sınıf arkadaşı var. Çocuk diyor ki, biliyor musun? Ben e, kız erkek olaylarını hiç anlamıyorum. Bak bunun 9 yaşındaki çocuklar konuşuyor. Ben kız olmak istemiyorum. Eğer aşık olacağım bir aday da olursa bu hiç önemi yok. Yani burada bir de cinsiyetin önemi yok." Şimdi bu çocuk diyor ki, He, anlamadım ama ben erkeğim o da bir kız nasıl oluyor bu bu sefer cinsiyetin ona yansıyan yönlerine uğraşmaya başlıyor başladı yine bir kimlik kavgası çünkü kimliğin bir parçası duyduğunuz cinsiyet algısı ve yaşadığınız cinsiyet algınız onunla birlikte onun annesi şuna izin verdi benim annem şuna izin veriyor ben hafta sonu camiye gidiyorum ben hafta sonu bunu yapıyorum benim hayatım çok daha farklı neden farklı hı hı. Bu sorular bizim bulunduğumuz toplumda daha yaygın. Ve burada ideal çözümü ancak dini cemaatler, sivil toplumları getirebilir. Neden? Bir alternatif vererek. Yani bak bizim, biz adrenalini, heyecanı böyle yaşayabiliriz. Hı hı. Çocuk diyor ki ben e, ben gezemeyecek miyim? Ben arkadaşıma kalamayacak mıyım? Kalabileceksin hı hı. ama ölçüsü burada önemli. Ölçüleri koyma noktasında bulunduğumuz toplumda bir tehlikeli kelime ama bir reformasyona ihtiyacımız var, bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Çok güzel bir şey söyledin. Ee, şimdi buradan ben sosyal kurumlara geçmek istiyorum. Ee, zaten sorularımızın arasına var, vardı çok güzel bir giriş oldu. Ailenin bazen yetemediği yerlerde gençlere kimliğini, kimlik kaygısını azaltacak. Belki de ona gerçekten doğru kimliği en az kaygıyla hı hı. kazandıracak sosyal kurumlarımıza hı hı. Ee, gelmek istiyorum. Acaba sosyal kurumların kimlik kaygısını azaltmada nasıl bir hı hı. etkisi var? Şimdi Almanya'nın genelinde sosyal hizmet anlayışı çok zengin. Özellikle çocuğa, gence ve onun gelişimine çok yatırım yapılıyor. Yasal bir zemin var bunun için. Diyor ki çocuğu teşvik edecek, onun gelişimini ve selametini sağlayacak herhangi bir çalışma devlet nezdinde destek görür diyor. Dolayısıyla cemaatler, STK'lar ve bütün bu sosyal kurumlar bundan beslenebilir. Bunun en büyük dezavantajı sınırsız bir hizmet. Yani çocuk diyorsa ben böyle olmak istiyorum. Evet olabilirsin diyor. Bizim de en büyük korkumuz bu. Yarın bir gün çocuğumuz cinsiyetiyle ilgili veya davranışıyla ilgili veya bulunduğu bu ortamla ilgili. ilgili, inancıyla ilgili sorun yaşarsa müdahale ne olacak? Bunun için sosyal kurumların en başta e, ortaya çıkarması gereken veya sunması gereken hizmetlerden biri rahatlama ortamları. Hı hı. Çocuğun safe space dediğimiz güvenilir ortamlar sunulması gerekiyor. Mesela camilerimizde gençlik odalarında yani kitap vesaire olmamaksızın boş bir oda. Hayallerini geliştirebileceği, onu engellemeyeceği, onun algısını etkilemeyeceği bir ortam. Düşünsün, koy versin yani bir rahatlasın. İşte yastıkta yayılsın, yok be desin. Yani bunu yaşayabileceği bir ortam verilmesi gerekiyor. Oh be derken bir mi sızladı? Ona bir rehber verilsin. İşte bizim e, gençliğimizin yapmış olduğu abi, abla, kardeş projesinin temelinde bu var. Ben abla olarak senin bulunduğun hayat gerçeğine hitap ederek rehberlik yapacağım. Benim seninle ilgili bir beklentimden ziyade senin hayata olan beklentini eşlik edeceğim davranışını ortaya çıkaracak. Bu gibi programlara ve projelere yer verilmesi gerekiyor. Yani aslında cemaatlere de baktığımız zaman en temel bunlar yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü o genç yarın yöneticisi, o genç yarının yetişkini, yarının annesi babası. Ona verdiğim her değer bana toplum olarak geri gelecek. Çok güzel. Ben hep diyorum ben bugün Yusuf'a yaptığım yatırım, bana onun çocuğu bana bu yatırımı geri yapacak. Şimdi ben Yusuf anneannesine davranışını baktığım zaman bana mesela hırçınlaşabiliyor, anneannesine yapmıyor onu. Bana kızabiliyor anneannesine yapmıyor. Anneannesi benim bir yerim ağrıyor deyince sen otur ben sana istediğini getireceğim diyor. Dört yaşındaki bir çocuktan bahsediyorum. Şimdi bu çocuğu bu davranışını biz tutabilirsek, sağlayabilirsek yarın anne baba oğlunu o çocuk bana öyle davranacak. Bana Meryem anneanne dediği zaman benim ağrım, bir yerim ağrıyorken bana yardımcı olacak. Şimdi biz bunu istiyoruz. Bir değer aktarım istiyoruz. Onun için ortamlar mekan olarak bunu sunması lazım. İkincisi ee, ...inanıyorum bu, bu olacak... ...buna inanıyorum... ...cemaatlerimize sosyal hizmetler uzmanları olması gerekiyor... Hı hı. ...işte danışabileceği... ...istihdamlı, yarı istihdamlı eleman... ...geliyor abla... ...ya bir, bir şeyle görüşmek... ...konu hakkında görüşmek istiyorum... ...görüşebileceği güvenli bir abla olması lazım... ...mesela ben görüyorum... ...konuşuyor konuşuyor sonra diyor ki ya Meryem abla... Sorunum gitti ya seni böyle görünce rahatladım. Ben, beni böyle hiç değerlendirmedin söyledim yargılamadın bir şey yüklemedin beni dinledin ya ben rahatladım. Bu ablalara abilere ihtiyaç var. Dolayısıyla dini cemaatin bunu yetiştirmesi en büyük yatırım ve en akıllı en nitelikli davranış ve çalışma olarak görüyorum. Allah razı olsun böyle bir toparlayacak olursak gerçekten çok güzel iki konu sosyal kurumlarla alakalı. Gençleri aslında çocuklar için de geçerli. Bir şeyleri hani hep eğitimde bunu görüyoruz. Yasaklamak yerine alternatif hı hı. oluşturmak. Çocuğun veya gencin diyelim gençlikten bahsediyoruz. Bir şekilde içerisindeki enerjiyi helal yoldan dışarı atacağı, boşaltacağı faaliyetlere ihtiyacı var, mekanlara ihtiyacı var. Sosyal kurumlarımız bunu sağlamalı. Gençlik odalarıyla dedin. Hani yasaklamak yerine alternatif oluşturmak. İkincisi de özellikle sosyal alanda sosyal uzmanları camilerimizde istihdam ederek bir nevi aslında önleyici danışmanlık da olur değil mi? Buraya değinmek istiyorum. Yani gençlerimizin işte kötü alışkanlıklara ya da bu cinsiyetsizleşme anlayışına dalmamaları, sapmamaları için bu sosyal hizmetler uzmanı dediğimiz kişiler bir nevi önleyici danışmanlık da yapacaklar. Ve çok önemli bir şeydi. Bazen insanlar özellikle danışmanlara gittiğinde illa o soruna bir çözüm bulmak derdinde de olmuyor. Dinlenmek, bir şekilde birinin onu dinlediğini, hı hı. yani hiç yargılamadan hı hı. dinlediğine şahit olmak hı hı. istiyor. Ee, çok çok önemliydi bunlar. Ama şu önleyici rehberlik, Hı -hı. önleyici danışmanlık noktasını biraz açalım. Hı -hı. Bunun ne gibi faydaları Hı -hı. olur? Çünkü bizi şu an pek çok idarecimiz izliyor. Hı -hı. Gençlikten de izleyenler var. Bilsinler ki talep etsinler Hı -hı. gençlerimiz. Önleyici rehberlik adı üstünde e, bir olay patlamadan önce önlemeyi e, vesile olan bir yardım desteği öyle görebiliriz. Önleyici rehberliği, e, rehberliğin özelliği gözlem becerisi. Yani siz e, olabilecek bir sorunu ...olmadan, meydana gelmeden bir metot uyguluyorsunuz veya kişiye bir imkan sunuyorsunuz. Ben şunu gördüm, bunu gördüm. İşte gördüğünüz önemli. Burada bazı insanlar çok hızlı davranabiliyorlar. Onun için uzmana bırakmak faydalı. Ne yapıyor? Mesela çocuk bir hareket yapıyor. Bunu bir kere yapmış. Bir kere yaptığı bir hareket onun yarın bir gün işte inancıyla ilgili bir sıkıntı yaşayacağına işaret değildir. Sürekli bir şey yapıyorsa, farklı ortamlarda yapıyorsa veya işin içine... Ee, yalan dolanıyor, dolaşıyorsa veya kendisi ifade edemeyen biçimler ortaya çıkıyorsa burada önleyici olmakta fayda var. Bir de şu önemli. Özellikle ebeveynler için bir çocuk bir gün yani bir e, gecede kötü olmaz. Bu birikir. Çocuk geri çekilmiş. Mesela camiye gelmiyor uzun zamandır. Geliyordu. Çok da aktifti. Gelmedi. Onu sorun. Niye gelmedin? Ne oldu? Bir şey mi var? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Israrcı değil. Teklif dilinde. Aa, senin gelmediğini fark ettik yokluğun gözümüze battı veya yokluğunu fark ettik. Ee, öğrenmemiz, bilmemiz gereken, sana destekçi olabileceğimiz bir e, şey var mı diye önleyici dille gireceğiz. Çocuk diyecek ki veya genç, Aa, benim yokluğumu hissetmişler, demek ki ben önemli bir kişiyim. Bu önemli, demek ki ben varım, beni kabul etmişler ah diyecek. Bu duygu çok önemli. Bu duyguyu beslediğin zaman onun üzerine gidebilirsin. Değerlilik duygusunun çok büyük anlamı var değil mi? Biz bunu anlamıyoruz hem çocukta hem gençte gerçekten değerlilik duygusu, değerli hissetme duygusu gerçek bir önleyici rehberlik aslında. Kesinlikle ve en temelde de o. Hem anne babanın yapması gereken şey hem de cami cami ortamında, <laughs> din eğitimi ortamında sağlaması gereken şey de o. Mı? Evet, ben de e, sen soluklanırken inşallah selamlara şöyle bir değinmek istiyorum. E, Şeyma Subaşıoğlu, Gülsüm Aydın, Melek Salar, <laughs> Tüney hocamız Allah razı olsun can kulağıyla dinliyoruz demiş. <laughs> D. Nice diye biri yazmış bir izleyicimiz. Fatma Yıldırım. Bize arka planda çok büyük desteği olan Zehra Coşkun yazmış. Sultan hocamız Sultan Balkay'a yine pür dikkat dinliyoruz diye yazmış. Tuğba Kahraman, Hamide Aydın. Zehra hocamız, Zehra Dizman selam olsun ona. Hayırlı o da şeyin. bize güzel bir mesaj yazmış. Allah razı olsun. Funda Hanım, Şerif Hanım, Hacer Büyükbektaş. Ta Güney Fransa'dan Kadınlar Teşkilatı Başkanımız. Şerife Acar Hatice Koç, Elif Karatay. Nigar Hanım, İtnur Hanım, Nihat Bey, Gülkiz Erol, Güneybatı Fransa olması lazım. Meryem Hanım, Fatma Kutlay Biremen'den, Aysel Tuzcu, Meryem Yekeler selamlarını göndermişler. Hepsine biz de buradan selam gönderiyoruz. Aleyküm selam. Evet. Ee, değerler eğitiminde kaldık. Ee, şimdi özellikle ergenlik döneminde birkaç program da bununla alakalı Hı -hı. yaptık. Ee, şu konunun üzerinde çok sıklıkla durmuştuk. Gençlere sorumluluk duygusu Hı -hı. kazandırma. Özellikle şimdi sosyal kurumlardan bahsetmişken camilerimizden. Ee, çocuklarımız burada, gençlerimiz daha doğrusu karşılık beklemeden iyilik yapma, Hı -hı. fedakarlık yapma duygusunu ve tadını Hı -hı. alıyorlar aslında. Bunun tadına varıyorlar. Hı -hı. Peki bunun... Yani karşılıksız iyilik yapma, karşılıksız hizmet etme, gönüllülük duygusu ki biliyoruz Avrupa ülkelerinde de bu gerçekten çok önemli bir kavram. Bunun acaba kimlik kaygısını azaltmada nasıl bir etkisi var? Sosyal sorumluluk almak veya bir yerde bir ihtiyacı gidermek yine var oluşum bir simgesi. Yani bana ihtiyaç var, ben burada bir şey değiştirebiliyorum, burada bir sisteme katkım var. Benim varlığım burada önem taşıyor duygusu çocuğun kimlik veya gencin kimlik e, duygusuna ciddi katkı sağlar. Onun için özellikle cami ortamlarında en temelden fahri görevlere alışan, işte bir programda sandalye taşıyan, bazı yerde kermiste belki poşet veren, yani en küçükten en büyük hizmetleri yapan çocukların genç olduklarında daha e, e, kendilerine odaklı, sınır bilinci, işte güvenilir, Emin duygusuna sahip, adil adalet duygusuna sahip olan çok önemli değerlere sahip olduğunu görebiliyoruz. En önemlisi bir görev olduğunda ben buradayım diyebiliyor. İşte ben buradayım diyebilmek kendi varlığını hissetmek demek. Hani biz diyoruz ya işte biz ben buradayım diyen gençlik istiyoruz. Ama ben buradayım diyen gençliğe sen buradasın dememiz lazım. Onu duymak ha. lazım. Biz yani. diyoruz ki, Elif iyi ki varsın. Sen varsın, bu işi sen yapmalısın. Özellikle senin yapmanı istiyoruz. Fahri görevde, hiç görevin aslında büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değil. Mesele, sen bu halkın içerisinde bir parça olmanı istiyorum diyebilmek. Şimdi onu genç anladığı zaman diyor ki, eh, bana ihtiyaç var. Ben önemliyim, ben görüldüm. Dolayısıyla atılacağım. Sosyal e, ihtiyaç e, anlama, sosyal sorumluluk alma... ...bir insan için bir adım gitmek, fedakarlık duygusunu hissetmek... Bazı zaman ihtiyaçlarını geri tutup başkasının ihtiyaçlarına yer vermek, kendi kimliğine duyduğu saygıyı başka bir insana da duyduğu saygı demektir. Yani bir olgunlaşmış kimlik, bir şahsiyet karşı tarafına da var olmaya izin verir. Önemli olan şey bu. Evet, değer duygusu sanıyorum çok güzel ve kolay yansıtılabilen bir duygu. Değer gören genç, Kendini önemli hisseden genç, hı hı. önem veriyor ve değer veriyor değil mi? Bu güzel bir etkileşim Tabii. aslında. E, Safiye hocamızın çok selamı var. E, hemen canlı canlı. E, şimdi Safiye hocamıza, İsmet hocamıza buradan gerçekten özel selam göndermek istiyorum. Çünkü Avrupa toplumunda hakikaten kimlik kaygısı azalmış topluma faydalı sosyal sorumluluk üstlenen gençlerin yetişmesinde çok büyük emekleri hı hı. var. Buradan Berkamene Safiye hocamıza, İsmet hocamıza. Çok çok e, selam gönderiyoruz muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yavaş yavaş e, vakite baktım e, 50 dakikayı doldurmuşuz yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. E, gençlere e, şimdi önerilerimizi sunalım. Hı hı. Yani genelde ebeveynlere e, camilerdeki idareci ve eğitimcilerimize buradan tavsiyelerde bulunduk Allah razı olsun ama gençlerin kendilerine ne tavsiye edebiliriz? Hı hı. Öncelikle gençler benim gözümde bizim gözümüze programda da yer verildiği için çok kıymetliler. Yani dini cemaat temsilcileri olarak bulunduğumuz bu çalışma ortamında, bulunduğumuz bu etkileşim ortamında en temelde, en merkeze gençlerimiz var. Bunu bilmeleri kanaatimce çok önemli. Yani bizim çalışmamızın merkezinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz var. Bu küçük toplumun varoluşu, büyük toplumun varoluşun bir simgesi. Dolayısıyla gençlerimizin bulundukları her ortamda rahat etmeleri, kendilerini sevmeleri, gün içerisinde kendilerini kucaklayabilmeleri, yani kendilerine olan değeri bilmeleri çok önemli. Ee, gençler ne yapmalı? Gençler kendi hedeflerine odaklanmalı. Hedeflerin kime ait olduğu önemli. Hedef sizin hedefiniz mi yoksa size verilen bir hedef mi? Hedefe ulaşmanın yolları hiç önemli değil. Hedefi bildiğiniz zaman gideceğiniz, seçebileceğiniz, tercih edeceğiniz yol alternatifi çok. Belki e, avukat olmak istiyorsunuz ama e, liseyi istediğiniz gibi tamamlayamadınız. Bulduğunuz ortamda araştırın ikinci bir yol üzerine hesabı mümkün mü? Pes etmeden imkanları sonuna kadar olan potansiyeli denemelisiniz. Denemekten hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Motivasyonunuzu içten alacaksınız. Yani bir kimse gelsin beni motive etsinden ziyade Allah'ın size yaratılış gereği verdiği o cevheri aktif tutacaksınız. O sizin motivasyon cevheriniz. Dolayısıyla hayatta hedef belirleyerek neden var olduğunuzu anlarsanız gideceğiniz, atacağınız adımlar da ona göre olur. İşte bu giydiğiniz en baştaki bahsettiğimiz ayakkabılar var ya, bazı zaman sıkması, bazı zaman bol gelmesi çok normal. Bunu doğal bir süreç, yaşadığınız sürecin tabii bir sinyali olarak görün. İşte bir kaygı yaşadığınızda eyvah ben yetersiz miyim? Ben kötü müyüm den ziyade burada alabileceğim pozitif şey ne? Hani bir madalyonu madalyonu çevirdiğimiz zaman sadece olumsuz yönü değil, olumlu yönü görme noktasını, olaylara pozitif bakma. Neyin tarihini yazmak istiyorsunuz? Büyük bir şey mi, küçük bir şey mi? Ne sizi mutlu ediyor? Yarın torunlarınız size nasıl bahsetsin? Mesela bu soruları kendimize soralım. Ben uzun uzun düşünüyorum kendimi genç olarak gördüğüm için <laughs> diyorum Öylesin mesela zaten. yarın e, benim torunum benden nasıl bahsetsin işte çılgın bir anneannemiz vardı. Acayip sınırsızdı. Her heyecanı yapıyordu, her heyecan deniyordu, aklına geleni deniyordu. Buna rağmen muhafazakardı. Buna rağmen namazına dikkat ediyordu. Buna rağmen orucunda çok dikkatliydi. Demesini ister miyim? İsterim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunu düşünmem gerekiyor. Yani yarın böyle olmasını istiyorsam Anı odaklanıp yaşayıp bunun planlamasını yapmam gerekiyor. Bir diğer önemli şey, biz e, tarihi konularda özellikle geçmişe çok önem veriyoruz. Ama geçmiş geçti. Bu önemli. Bizim dün e, insanların kurduğu hayallerini bugün yaşıyoruz. Belki dün kaygı duyduğumuz bir şeyin bugün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla beslediğimiz şeyine buna bak dikkat etmemiz lazım. Tarihten örnek alacağız, tarihten etkileneceğiz. Ama mesela tarih yazmak. Bu tarihi nasıl yazacağız? Genç olarak özellikle mesela ben bir GT mensubuysam, Gençlik Teşkilatı mensubuysam ben tarihi nasıl yazacağım? 10 yıl sonra benim Gençlik Teşkilatı dönemim nasıl anlatılacak? Bu dönemde bu proje yapılmıştı. Şu kadar kişiye ulaştık. Şurada şunu başardık. Neler olacak? Yani başarımızın ne olacağını odaklanmamız gerekiyor. Bir de ne olursa olsun iyi olduğunuz en az bir şey var bu dünyada. Sana kim birisi gelip diyorsa sen bunu yapamazsın. Onu yapabileceğini ispat et, inanman önemli. Onun için hep diyorum, senin şu dünyada yapabileceğin en az en az bir şeyi çok iyi yapıyorsun. Çünkü bu yaratılışın bir parçası. Seni özel yapan bir sıfat var. Onu keşfedeceksin. Evet gençlere çok güzel tavsiyeler oldu çok teşekkür ediyorum çok kıymetli bilgilerde çok kıymetli tavsiyelerde gerçekten vakit nasıl geçti anlamadık Allah razı olsun ağzına yüreğine sağlık en kısa zamanda inşallah seni tekrar buraya bekliyoruz paşalara da çok selamlar gönderiyoruz. <laughs> Aleyküm burada. selam. Evet Yusuf ve Bünyamin kardeşlere buradan selam gönderiyoruz. Ee, yine selamlar var Ayşe Hanım Paris'ten e, selam göndermiş Fatma Hanım ve Şahin Hanım hepsine teşekkür ediyoruz okuyamadığımız ismin okuyamadıklarımız mutlaka olmuştur. E, onlara da e, onlardan da özür dilemiş olalım. Bu şekilde değerli izleyiciler e, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, çok da faydalı güzel bir söyleşi oldu gençlerimizin özellikle böyle başa sarıp sarıp izlemelerini tavsiye ediyoruz. Ee, anne babalara tavsiyeler, idareci ve eğitimcilere tavsiyeler, aynı zamanda gençlere önerilerin bulunduğu güzel bir arşiv oldu bizim için. Ben e, teknik ekipteki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yayında emeği geçen ve haftaya farklı bir konuyla, çok da kıymetli bir konukla yine ekranlarınızda olmayı arzu ediyoruz. Siz de bizleri görmek ve izlemek isterseniz ekranlarınızın başında olun inşallah diyorum. Berlin bölgemizin çekimleri haftaya inşallah yayına girecek. Bir sonraki çarşambaya kadar huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin, evlerimizin adresi olsun. Hoşça kalın, camiada kalın. Selamünaleyküm çocuklar. Hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Yani yaşım 7. Hı hı. Ee, i̇smim de Almina. İzlediğiniz için müstakim, ederim. Sıratel Enam taleim Garmadu Baleyim Ve Derin Amin. O zaman sen kitap okumuştun. Evet beğenmiş miydin o kitabı da? Ben aslında herkesi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Camia TV her yerde. Yeni programlar ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı